Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğumuz bu güzel boyunluğumuzu çalışacağız. Daha önce şapkamızı çalışmıştık. Şapkamızla takım olması için e, boyunluğumuzu da aynı ölçülere uygun olarak çalıştık. Evet şimdi e, ölçülerimize bakalım. Önce kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ve e, 7 sıramızdan sonra bir sıra sık iğnemizi ördükten sonra uzun kenarlarımızın lastiklerini ördüm. Şimdi e, düğmeliyken ölçüsüne bakalım. Şu şekilde 18 santim genişliği uzunluğuna bakalım. Düğme yerlerimizi güzelce ayarlamıştık. Bakınız düğme yerlerimizi açtıktan sonra genişliğimizi şu şekilde bırakıp ölçelim. Şöyle bakınız 50 santim tam boyunluğumuzun ölçüsü şöyle gördüğümüz zaman uzunluğumuz 50 santim diğer bölümü ise 18 santim Evet, 18 santim. Evet, istediğiniz e, iplerimizle modelimizi uygulayabilirsiniz. Tabii ipim biraz orta kalınlıkta e, etrofil marka ipimle örmüştüm. Sizler eğer ipiniz daha ince e, modelimizi biraz daha fazla düşürme adına. Birazcık daha zincirimizi pasta çekerek örmeye başlayabilirsiniz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen başlayalım. Kolay gelsin. Etrofil marka ipimi kullanıyorum. Anti peeling özelliği olan ipim 100 gram ve 250 metreden oluşmakta. %100 akrelik. Renk numarasına baktığımızda 80.070 numaralı renge sahip gayet güzel bir renk ve e, ip bebek örgülerinde kullanabileceğimiz ve orta kalınlıkta çok ince değil kalın da değil orta olan bir ip. Ve bu ipimizi örmek için 3 milimetre tığımı kullanıyorum. Bakınız buradaki 5'e bakmıyoruz. Şuradaki 3 milimetrelik bölüm bizim tığ numaramızı göstermekte. Öreceğimiz yaş grubu için yeteri kadar zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Zincirimizi çok gevşek çekmeyelim. Çok da sıkı çekmeyelim ki trabzanlarımızı örerken zorluk çekmeyelim. 11, 12, 13, 14, 95 tane zincirimi çektim. Hemen tığımın bulunduğu yere şöyle tutuyorum 1 santimden ve uzunluğuna bakıyorum. 46 santim zincirimizin uzunluğu. Şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım hemen geriye doğru sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yedi. 7. sıraya gelerek batıyorum. Yani 7. zincir sırasının içerisine giriyorum ve iki defa tığımın başını doluyorum. İkişer ikişer alıyorum. 1 2 ve 3. 2 tane trabzanımız kenarda oldu. Şimdi 1 iki defa tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum. 2 atlıyorum. 3. zincirin içerisine girerek tırabzanımı örüyorum. 2 defa doladım. Bakınız başını 3 defa da alıyorum. 1 2 3 Tekrar 1 2 3 Toplamda 5 defa olana kadar örelim. 2 defa doluyorum. Aynı yuvanın içerisine giriyorum. Şöyle görelim. 4 trabzanım oldu. Bir tane daha örüyorum. 1, 2, 3. Toplamda 5 trabzanımız oldu. Başlangıçta 2 tane trabzanımız yan yana ve hemen dibinde 5 trabzanımız. Ve sayıyorum. 1, 2, 3. direkt batıyorum. Tekrar tığımın başını 2 defa doluyorum. Battığım yerden ve yine sayıyorum. 1, 2, 3. 3. trabzanımın içerisine. 5 tane trabzanım örüyorum ve her seferinde 2 defa başını doluyorum 3 defa da örüyorum 1 2 ve 3 2 defa doluyorum 1 2 3 1 2 3 4 tane trabzanımız oldu hemen bir defa daha örüyorum 1 2 3 Şöyle görelim. 5 trabzanımız 2 tane zincir atladık. 3.ye battık. Tekrar 2 zincir saydım. 3.ye batarak 5 trabzanımızı ördüm. 5. trabzanımızdan sonra yine 2 defa tığımızın başını dolayalım. 1 ve 2. trabzanın zincirin içerisine trabzanımızı örmeye başlayalım. Bakınız burada 2.ye battık. 1 atladım 2.ye battım. Trabzanımı ördükten sonra bir zincir çekiyorum. İki defa tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki zincir yuvasına batıyorum. Ve üç defa da örüyorum. İki tane yan yana düz trabzanımızı örüyoruz. Arasında sadece bir tane zincirimiz var. Zincir çekmeden iki defa tekrar tığımın başını doluyorum ve sayıyorum. Bir, iki, üç. Üçüncü zincir yuvasının içerisine giriyorum ve beş tane trabzanımı örüyorum. Bir, iki, 3 4 4.'ncüyü örüyorum. Ve son olarak 5. trabzanımızı da iki defa doladım. 3 defa da ördüm. Şöyle görelim. 5 trabzanımızı ördüm. Evet, aşağıdan 3 tane zincir sayıyorum. 1 2 3. Üçüncüsüne batıyorum sık iğne olarak. Tekrar tığımın başını iki defa doluyorum. 1 2 üçüncüye batıyorum ve beş tane trabzanım örüyorum bir iki üç İki defa başını doluyorum üç defa da alıyorum bir iki ve üç toplam beş trabzan olana kadar bu şekilde örüyoruz dört oldu beş trabzana tamamladık Bakınız iki tane yan yana beş trabzan ve aralarında beşer trabzanları ayıran iki tane düz trabzanımız. Şimdi iki defa tığımın başını yine doluyorum. Bir tane atlıyorum. ikinci trabzanımın içerisine gelerek batıyorum ve trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç. Bir zincir çekiyorum araya. Tekrar iki defa başını doladım. Hemen yanındaki zincire ikinci trabzanımı örüyorum. 2 ve 3 2 trabzanımı ördükten sonra beşer trabzanlarımızı ardı ardına örmeye başlıyoruz İki defa tığımı başında doluyorum ve sayıyorum 1 2 3 Üçüncü trabzan üzerine gelerek batıyorum ve aynı yere beş tane trabzanım örüyorum. Üçüncüyü örüyorum, iki doluyoruz, üç alıyoruz, bir, iki, üç. 5. örmekteyim. Şöyle görelim. Toplamda 5 tane trabzanımız oldu ve sayıyorum. 1 2 3 3. zincirin içerisine batıyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum. Yine sayıyorum. 1 2 3. zincirin içerisine gelerek 5 tane trabzanımı örüyorum. 3. 4 ve 5 5 trabzanımızı bu şekilde ördüm şimdi iki tane yan yana 5 trabzanımız olunca araya iki trabzanımızın girmesi gerekmekte bakınız modelimizde gördüğümüz şekliyle şimdi ikinci 5 trabzanı ördükten sonra iki defa başında doluyorum, bir atlıyorum ikinciye gelerek batıyorum ve trabzanımı örüyorum trabzanımdan sonra bir zincir çekiyorum aşağıdan atlamıyorum hemen yanına Trabzanımı örüyorum ve beşer trabzanlarımızı tıpkı modelimizin başlangıcından itibaren ördüğümüz şekliyle örerek zincirimizi tamamlayalım. 5 trabzanımı ördükten sonra son kalan zincirlerimin üzerine iki defa tığımın başını doluyorum ve batıyorum. İkişer ikişer trabzanımı örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Son zincirin içerisine girerek 2 trabzanımı da bitiriyorum. Başlangıç ve bitişimizi aynı şekilde tamamlıyoruz. 2 trabzan hemen yanında 5 tane trabzan. bir batıyoruz 5 trabzan. Bitişte de aynı şekilde modelimizi buradaki grup üzere kuruyoruz. Şimdi kaç grubumuzun olduğuna bakalım. 1 her iki beşlerin olduğunu ve trabzan aralarında kalan kısmı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane grubumuz oldu. Ölçümüze bakalım. Başlangıç yerimden tuttum. Şu şekilde ilerletiyorum. Bakınız şöyle sadece düzelttiğimde 50 santim olduğunu görüyorum. Evet şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. İkinci sıramızı en son trabzan üzerine bir tane zincirimi çekiyorum ve örgümün arka yönünü çeviriyorum. Arka yönünü çevirdikten sonra Bakınız hemen ilk trabzanın tepesine batıyorum. Çekmiş olduğum bir zincirim. Tekrar bir zincir çekiyorum. Alttaki zincir yerinin üzerine de bir tane zincir çekmiş olduk. Ve şimdi arkasından giriyorum. Bakınız ardından giriyorum trabzanımın. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Bakınız buradaki trabzanımın sağında bir zincir kutucuk oluşturdum. ve solunda bir tane daha zincirimi çektim. 5 trabzanımın ilkini atlıyorum. Diğer trabzanımı hemen yandan giriyorum. Bakın 5 tane trabzanım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Birinciyi atlıyorum. İkinciden başlıyorum. Başında olamadım bakınız. Sadece sık iğne olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane ördüm. Bir tanesinin üzerine bir zincir çekmiştik. Şimdi iki grup arasındaki batmış olduğumuz yerdeyiz. Buraya 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra hemen ilk trabzanıma yandan giriyorum. 1 2 3 ve 4 Dört tane trabzanımı yandan ördüm. İki tane düz trabzanımızın ki kalan beşinci trabzanımın üzerine bir tane zincir çekiyorum. Hemen diğer iki tane trabzanımı ardından girerek örüyorum. Birincisini ördüm. Araya bir tane zincir çekiyorum. Diğer ikinci trabzanımın da ardından bir tane girerek örüyorum. Evet şimdi bu yönde e, trabzanlarımızın üzerine sık iğnelerimizi örmekteyiz 5 tane trabzanımızın e, ilkini başlarken örmüyoruz atlıyoruz yerine bir zincir çekip 4 trabzanı ise yandan alarak örüyoruz araya. 2 5 trabzanın arasına 3 zincirimizi çektikten sonra yine yandan girerek örüyorum. En son 5. trabzanımı örmüyorum. 1 zincir çekiyorum. 2 tane düz trabzanlarımızı ise ardından girerek sık iğnelerimizi örüyoruz. Bakınız örgümüzün düz yönü burası olacak. Şimdi devam edelim. Bakınız bir tane zincirimi çekiyorum. 2 tane düz trabzanımdan sonra 5 trabzanımın ilkini atlıyorum. İkincisine hemen yandan başlıyorum. Yukarıda bu atladığım için bir tane zincirimi çekmiştim. Yandan giriyorum. 1 2 3 ve 4 Araya 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen 5 trabzanın ilkinden başlıyorum. 1, yandan giriyorum. 2, 3 ve 4 İki trabzanımın, bakınız, yanındaki kalan e, trabzanı ise bakınız, şuradaki görmüş olduğumuz trabzan üzerine bir zincir çekiyorum ve atlıyorum. Diğer iki tane olan trabzanımın ardından giriyorum, örüyorum. Aralarına bir tane zincirimi çekiyorum, tekrar ardından giriyorum. İki trabzanımı ardından diğer dörder trabzanlarımızı ise yandan girerek örüyorum ve şu şekildeki görüntümü ortaya çıkarıyorum ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Son trabzanımı örmedim. Bakınız 5 tane trabzanımın 5.si kaldı. Onun üzerine bir tane zincir çekiyorum. Son iki trabzanım ise ardından girerek örüyorum. Bir araya bir zincir çekiyorum. Diğerini de şu şekilde alarak örüyorum. Ve ön yüzü çeviriyorum. 1, 2, 3 4 tane zincirimi çektim ve ön yüzümü çevirdim. Şimdi modelimizi alt sırada kurduğumuz şekliyle tekrar kurmaya başlıyoruz. Şimdi zincirimi çektikten sonra iki defa başını doluyorum. 5 tane zincir çekmiştim. Bir tanesi ara zincirimiz için. Hemen şuradaki yandan aldığımız diğer tarafta arkadan almıştık. Bakınız burada yandan alıyorum. Ve başlıyorum örmeye. İkişer ikişer örüyorum. 1 2 3 Trabzanlarımızın sonuncusunu örmeyip bakınız üzerine bir zincir çekmiştik ve yuvamızı hazırlamıştık. Şimdi hazır olan zincir yuvasının içerisine iki defa tığımın başını doluyorum ve 5 tane trabzanımı bir alt sıradaki kurmuş olduğum şekliyle kuruyorum. Aynı bir zincir çekerek hazırlamış olduğum yuvanın içerisine bakınız. Üçüncü trabzanımı ördüm. İki defa başını doluyorum. Dördüncü trabzanımı örüyorum. 5. trabzanımı da örüyorum. 5 trabzanı ördüm. Bu iki trabzanımız kenarımızda devam edecek olan trabzanımız ve bir tane zincir içerisine 5 trabzanımızı bu şekilde yerleştirdim. Şimdi aşağı sırada 3 zincir çekmiştim. Hemen içerisine gelerek batıyorum. Bakınız modelimizi yeniden kuruyoruz. 2 defa başını doluyorum. Bu kez diğer trabzanımın yanındaki yani şurada görmüş olduğumuz 5 trabzanın sonundaki Yuvanın içerisine bir zincir çekerek hazırladığımız bölüme 5 tane trabzanımı ikişer defa başını dolayarak örüyorum. 3 4 ve 5 5 defa ördüm. 5 trabzanım hazır hale geldi. Şimdi 2 tane trabzanımı üst sırada sık iğne ile ardından girmiştik diğer sıramızda sık iğne sıramızda şimdi ise yandan girerek dışa doğru kabartılı bir biçimde örüyorum araya bir tane zincirimi çekiyorum iki defa başını doluyorum tekrar yandan girerek ikişer ikişer üç defa da trabzanımı örüyorum ve modelimizin birinci grubunu bu şekilde kurduk yine aynı şekilde 5 trabzan buraya araya batıyorum tekrar 5 trabzan hemen iki tane trabzanımın yanındaki yuvanın içerisine ve buradaki iki trabzanımı yandan girerek örüyorum aralarına bir zinciri unutmuyorum ve arkadan da tıpkı biraz önceki örmüş olduğumuz şekliyle dördüncü dört tane trabzan örüyoruz. Beşinciyi örmüyoruz. Buradaki trabzanlarımızın arasına bir zincir ve soluna da bir tane zincir. Toplamda üç zincir çekiyoruz. Evet şimdi istediğimiz ölçü gelene kadar modelimizi yerleştirelim. Yeterli ölçü olana kadar boyunluğumuzu ördüm. Hemen alt sıradan başlayalım. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra ördüm. Şimdi en son sık iğne sırasını örmekteyim. Sık iğne sıramızda bakınız şurada 3 tane zincir çekmekteydik arada burada birer tane zincirimizi çekelim. En son sıramızda açıklık yapmayalım. Çünkü bir sonraki sırayı örmeyeceğimiz için aradaki bir zincir yeterlidir. Diğer tarafları aynı şekilde örüyoruz. Burayı kalınlığının ne kadar ölçü yaparsak yapalım en son bitişte araya bir tane zincir çekelim. Bakınız normalde 3 tane zincir çekip Trabzanlı sırada batışımızı gerçekleştiriyorduk. Burada ise dümdüz örerek ilerleyelim. Çünkü son sıramız olacak burası modelimizle. Evet şimdi birlikte örelim şu kalan kısmı. Yine bakınız yandan girerek örüyorum. En son sık iğne sıramızı bir tane kaldı atlıyorum. Diğer tarafı yine örüyorum. Şöyle araya zincir çekmiyorum bakınız. Sadece iki kabartının arasına bir tane zincirimi çektim buradaki trabzanımı atlıyorum yandan örüyorum çok geniş olmasını istemediğimiz için zincirlerimizi azaltıyoruz burada 3 olan zincirimi sadece bir zincire indiriyorum ve yandan girerek örmeye başlıyorum 4 tanesini ördüm ardından giriyorum ve diğerini de yine alarak örüyorum şimdi tamamladım yeterli ölçüm oldu hemen boyunluk kısmı için örmeye başlıyorum şimdi yan kısma geçiyorum 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 bakınız ipimi koparmadım hemen yan kısımdan devam ediyorum en son ördüğüm trabzanımın içerisine bakınız bir defa doladım 1 2 3 tekrar 1 2 3 Tekrar 1, 2, 3. Bir defa dolayıp 3 defa da alıyoruz. Bir tane zincirimi çektim. 3 adet. Yani 3 tane zincir çekmiştim. Bir trabzan oldu. Yanına da 3 tane trabzan alalım toplamda 4 trabzan görüntümüz oldu. Şimdi tığımın başını doluyorum. Bir tane sık iğne sıramın bulunduğu yere gelerek batıyorum. Ve 1, 2, 3. Bir tane trabzan örüyorum. Şuradaki aralara 3 trabzan örelim. 1, 2 3 diğer sık iğnemizin olduğu yerlere ise bir tane trabzanımızı örelim araya giriyorum bir tane trabzanımı örüyorum bir defa başını doluyorum 3 defa da örüyorum 2 ve 3 aşağıya kadar bu şekilde örerek ilerleyelim uç kısma kadar ördüm en son kısma 2 trabzanımı ördüm ve üçüncü trabzanımı zincirimin üzerine batıyorum 1 2 3 burayı tamamlıyorum yukarıya doğru 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum tığımın başını bir defa doluyorum alttaki trabzanımı yandan girerek lastik örgüsünü oluşturuyorum 1 bir. bir sonrakinin ardından örüyorum. 3 tane trabzanımı ördüm. Bir yandan bir ardından. Şimdi bu kısma ilik açmak istiyorum. İki tane zincirimi çekmek istiyorum. Tığımın başında doluyorum. Bir tane trabzanımı atlıyorum. İkinci trabzanımı batıyorum. Bakınız en son ardından almıştım. Atladığımı yine atlamış olarak sayıyoruz. Hiç yok farz ediyoruz. Ve sıradakini yandan olarak devam ediyorum. Ardından yandan bir tane atlıyorum. İki zincir çektim. Bir atladım. Çünkü iri bir düğme kullanmak istiyorum. Burayı ilik olarak kullanıyoruz. Ve devam ediyorum ardından yandan ardından bir yandan bir ardından lastik olarak örüyoruz tam ortaladığımızda bir tane daha iliğimizi açıyoruz bakınız 1 2 3 1 2 3 şu kısma tam ortası olacağı için iliğimizi açmamız gerekmekte bir tane daha trabzanımı örüyorum sonrasında iliğimizi çalışalım ardından alıyorum 1 2 3 1 2 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını bir doluyorum bir tane atlıyorum diğer sıradaki trabzanımı kaldığım sıradan devam ediyorum ardından örmüştüm bir tane atlıyorum sıradakini yandan örüyorum ve yukarıya doğru ilerliyorum bir ardından bir yandan lastiğimizi örerek yukarıya doğru ilerleyelim ve diğer ilik yerimizi de geldiğimiz zaman birlikte çalışalım. İki tane zincir yeterli çünkü trabzanımızı da ördüğümüz için aynı yere iki defa örmüşüm. Bakınız hemen bu kısmını bu şekilde ördüğümüzde de dikkat edelim. Evet hemen şu kısma bir iki tane zincirimi çekiyorum bir tane atlıyorum sıradakine batıyorum yandan örüyorum bakınız 1 2 3 diğer trabzanımı yandan en son trabzanımı ardından örüyorum ve 3 tane iliğimi bu şekilde çalıştım 1 2 ve 3 şimdi 1 ve 2 zincir çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum burada bir sıra sık iğne olarak örelim hemen dibine batıyorum bir sonraki trabzanıma batıyorum. Sırasıyla bakınız. Diğer trabzanıma batıyorum sık iğnem. İki tane zincir çekmiştim. Buraya bir tane sık iğne olarak örüyorum. Bakın sadece bir. İki zincire bir. Diğerlerine birer birer. Trabzanlarımın tepesine batıyorum. tane zincirimin içine yine bir tane sık iğne örüyorum ilerliyorum diğer ilik yerimize de bir tane sık iğne olarak çalışalım ve tamamlayalım Evet sıramızı bu şekilde tamamladık bakın sık iğne ile şimdi tam karşısındaki bölümümüzü de aynı şekilde örüyoruz iki sıra trabzan bir sıra sık iğne olarak örelim hemen birebir karşısındaki bölümümüzü İlk önce kenardaki trabzanımıza girerek başlıyorum. Ve şöyle zincirimizi çekelim. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen bakınız ilk trabzanımın içerisine 1 2 3 giriyorum. Birinci trabzanımı ördüm. ikinci trabzanımı ve üçüncü trabzanımı ördüm. Hemen aradaki sık iğnemi bir tane trabzanımı örüyorum. Diğer trabzanlarıma aynı şekilde 3 tane trabzan örüyorum. Eğer trabzan boyunuz yani şu modelimizin kendisinde trabzan boyumuz uzun olduysa 2 tane trabzan da örebilirsiniz. Kısa olduysa yoksa 3 tane yeterli. Bakınız iyice doldurmamıza gerek yok. Bakınız kenarda boşluk kalıyor ama yeterlidir. Bu hemen sık iğnemin olduğu yere giriyorum. Boyu küçükse iki tane olarak ayarlayalım. Bir, iki ve üç. Sıra başına kadar ilerleyelim ve bir önceki diğer köşesinde çalıştığımız gibi bir yandan bir ardından alarak bastiğimizi yapalım. Ve burada iliğimiz olmadığı için hemen en son sıramızı sık iğne kapatalım. Sık iğnemi örerek tamamladım her iki yan kenarımda bitmiş oldu bakınız tamamlandı önce ilikli tarafım sonra düğmem için olan bölümümü çalıştım şöyle görelim şimdi uzun yanlarımızı çalışalım yine uzun yanlarımızda da yine lastik örgümüzü yapıyoruz 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum hemen alttaki trabzanıma bir tane trabzan örüyorum bir zincirim bir trabzanım diğerine geçiyorum 1 2 3 ve aynı yere bir tane daha trabzan örüyorum araya giriyorum 1 2 3 Evet diğer bakınız uzun trabzanımın altına bir tane trabzan örüyorum tığımın başında doluyorum, tam ortaya 5 tane trabzan örmüş olduğum yere bir trabzan örüyorum hemen yan tarafa giriyorum 1 ve iki. 2 tane trabzanım örüyorum Bakın bu boşluğa örmüyorum. Diğer tarafa geçiyorum. 1 ve 2. Çok fazla doldurmayalım. Yığılma olmasın. Şu şekilde mesafeli bir şekilde birinci sıra trabzanlarımızı örelim. 2 ördüm. Bakın tam 5 tane trabzanımın olduğu yere örüyorum. 1 Diğer trabzan arama örüyorum. 2 Diğer trabzan arama iki tane örüyorum. 1 ve 2 Göz kararı ayarlayabilirsiniz bakınız şu şekilde tam beşin ortasına örüyorum diğer kenarına iki tane örüyorum bir ve iki bakınız hemen iki tane trabzanımı buraya da örüyorum şöyle görelim tam beşin olduğu yere bir tane trabzan yığılma olacaksa azaltabilirsiniz bir, bir trabzan, araya giriyorum, bir trabzan, buradaki diklerin arasına bakın kendi üzerlerine batmıyorum, diğer yanına giriyorum ve bu şekilde trabzanlarımızı alt sıramızda örerek ilerleyelim. Sıramızı bir uçtan bir uca kadar trabzanlarımızı örerek getirdik ve en son sık iğnemin olduğu yere gelerek battım. Bir iki üç tane zincirim çekiyorum, tığımın başını doluyorum, bir yandan bir ardından şeklinde örüyorum ve lastiğimi bu şekilde oluşturuyorum üzerine de bir sıra sık iğnemizi yaptıktan sonra uzun kısmımızın ilkini tamamlıyoruz her iki kısa kenarımızı tamamladıktan sonra uzun kenarımızın bir tanesini tamamladık şimdi diğer uzun kenarımızı sizlerle birlikte örmeye başlayalım hemen bakınız kısa kenarımızın uç kısmına giriyorum sık iğne olarak ördüğüm yerden zincirimi çekerek başlıyorum 1 2 3 zincirimi çektim hemen trabzanımın olduğu yere geliyorum 1 2 iki. ikinci trabzanımı da örüyorum bir sonraki trabzanıma giriyorum 1 ve 2 devam ediyorum bakın şuradaki görmüş olduğum her bir trabzanımın tepesine bir tane batıyorum sık iğnelerimin 2 3 ve 4 4 tane sık iğne örmüştüm Bakınız dördüne de giriyorum. Tığımın başında oluyorum. Ortaya bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar dört tane sık iğnemin olduğu yere girerek birer birer örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Trabzanıma batırıyorum. Araya girmeden diğer trabzanımıza batalım. Araya girip fazlalaştırmayalım trabzan sayımızı. Sadece iki tane kabartalımızın olduğu yerlere batalım. Ve şuradaki görmüş olduğumuz bir zincir çektiğim yere tekrar bir tane trabzanımı ördüm. Evet şimdi aynı şekilde örerek ilerliyorum. Buradaki görmüş olduğum bir zincirin olduğu yere bir trabzan ve kabartalarımın olduğu yere birer trabzan arasına girmiyorum. Sık iğnelerimin üzerine dört trabzan şeklinde diğer uca kadar ilerleyelim. Evet sıramızın sonuna kadar örerek geldik trabzanlarımızı şöyle görelim. En son sık iğnemin olduğu yere giriyorum. Tıpkı başlangıçta yapmış olduğum gibi bir tane trabzanım örüyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum ve lastik örgümü örmeye başlıyorum. İlk olarak yandan girişimi yapıyorum. Daha sonra ardından yandan ve ardından olarak boyunduğumuzun ikinci uzun sırasının ikinci sırasında tamamlıyoruz. Bakınız kenarlarımızı tamamen lastik olarak ördük. Bu sıramızı tamamlayalım sona kadar gelelim. Sonrasında bir sırada sık iğnemizi örelim. Sıramın başına kadar lastik örgümü yaparak geldim. En son bakınız trabzanımın üzerindeyim örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Her bir trabzanımın üzerine birer tane sık iğne örerek son sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bakın sert trabzan üzerine sadece batıyorum, alıyorum. Batıyorum, kapatıyorum. Sık iğnelerimizi örerek sıramızı tamamlayalım oyunluğum için 3 tane de düğme bir diktim. Açtığımız iliklerin tam karşısına denk gelecek yerde bu şekilde tamamlanmış oldu. Böylece bir çalışmamızın sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.